Merhaba dostlar, sizlerle birlikte yine bir anime inceleme videosuyla birlikteyiz. 87. ve 88. bölümün incelemesini yapacağız. Biliyorsunuz kanalda şu an Brilliant Diamond serimiz devam ediyor. Bu nedenle birazcık hani bu tarz videolar aksayabilir ama ben elimden geldiği kadar vakit buldukça tabii ki bunları da isteyen arkadaşlar var çünkü onlar için de videolar çekmeye çalışacağım. Anime ara vermişti arkadaşlar. Yani geçen hafta yayınlanmadı. Bu cuma yayınlanacak. O aradan da birazcık faydalanmış oldum. Bu bölümlerin çekimini çok acele ettirmedim o yüzden açıkçası. Ama şu anda 87 ve 88'in incelemesini yapacağız sizlerle birlikte. Önce 87. bölümden başlayalım. Bu arada 88'den sonra 89 ve 90. bölümler arkadaşlar Diamond Pearl özel bölümler olacak. Yani aynı gün yayınlanmayacak herhalde. Tam hatırlamıyorum şu an bakmadım ama Diamond Pearl ile ilgili özel bölümler olacak. Dialga Palkia'yı ele alacak. Dawn olacak vesaire. Onu da yine iki bölüm yayınlandıktan sonra tek olarak ele alırız arkadaşlar. Dilerseniz 87. bölümle başlayalım. 87. bölüm ilginç bir bölümdü aslında. Yani şöyle bir bölümdü. Biliyorsunuz Koharu'nun Eevee'sinin yani Eevee'si ile alakalı. Bu arada şu şey çıkmış ya burada. Ha. Ekran kaydı alarak, görüntüsü alarak fotoğrafları çektim de. O da orada kalmış. İlginç olmuş. Neyse ne diyordum ben. Yani Koharu'nun Eevee'sinin bütün Eevee evrimlerini böyle temel alan, konu alan bir şeyi var. Hani böyle seri içinde bir serisi var biliyorsunuz. İşte bir gidiyor Flareon'u görüyor, bir gidiyor Jolteon'u görüyor, bir gidiyor Espeon'u görüyor, Umbreon'u görüyor falan filan derken bu durakta Glaceon durağıydı Koharu'nun Eevee'si için. Ben aslında çok da hani böyle dolu bir bölüm beklemiyordum. Çok da böyle hani öylesine bir bölüm olur diye bekliyordum ama yani bizi lanet bir aile dramının içine attılar bölümde böyle ilginç bir şekilde. Yine dertlendik, yine kederlendik bu bölümde arkadaşlar. Regina isminde şu an ekranda da görmüş olduğunuz bir kızımız işte uçakla bir anda bizimkilerin olduğu yere geliyor. Bu kızın zaten ilginç bir görünüşü, ilginç bir durumunun olduğunu zaten bölümün ilk saniyesinden bile anlıyoruz. Sonrasında ilginç bir şey oluyor. Bu sahne biraz garip geldi bana. Eşin okula gidip okulda Go'nun sunumuna konuk olması. Satoshi'nin diyor kafasının içinde ne var açıp bir bakalım falan diyor. Orası biraz eğlenceli komik bir sahneydi. Burada tabii eşin okula gitmeyip diğer ikisinin okula gitmesi Go'nun okulu bayağı bir asması değil mi yani burada adam okula gitmiyor neredeyse yani. Neyse burada tam bu olaylar olurken Regina bu sınıfa geliyor ve bu okula kısa bir süreliğine geleceğini, misafir olacağını öğreniyoruz. Ama dediğim gibi kızda bir gariplik var. Kızın yanında da bir tane Glaceon görüyoruz. Glaceon'a da bir isim vermişti. Neydi? Meizu muydu? Mizu muydu? Neydi? Öyle bir isim vardı. Şu an hatırlayamadım tam. Yani bir lakabı var Glaceon'un. Bu kızla bu Glaceon arasında çok ilginç bir bağ olduğunu görüyoruz. Burada Koharu kızla bir bağlantı kurmaya çalışıyor. Yani Glaceon'u da gördükten sonra diyor biz bunu diyor bizim de Eevee'ye diyor yamarız diyor. Buradan gider tabii öyle demiyor da yani. Kızla arayı bulmaya çalışıyor. Sonrasında ise bu Glaceon'un aslında manyak olduğu ortaya çıkıyor. Bir manyakmış aslında bu normal değilmiş. Kızı korumak için Regina'yı korumak için önüne gelene saldırıyor. Önüne gelene saldırıyor. Tabii bunun da bir nedeni var. Bunu daha sonra öğreniyoruz. Dedim yani aile dramının içine düşüyoruz resmen diye. Onu da daha sonra öğrenmiş oluyoruz. İşte yavaş yavaş kızın hikayesi ortaya çıktıkça anlıyoruz ki bölüme de ismini veren Buz Kraliçesi muhabbetinin nereden geldiğini anlamış oluyoruz. İşte kıza çocukluğundan beri ne diyelim işte ona ne deniyordu ya? Baskı demiyor da bir şey deniyordu. Unuttum şimdi kelimeyi. Hatırlarım belki. İşte kıza sürekli baskı, sürekli okulda dalga geçme vesaire. Kızı sürekli böyle bir yalnızlığa itme muhabbeti var. Zaten yani psikolojik muhabbetler hep böyle ya çocukluktan ya böyle travmalardan, baskılardan ortaya çıkan şeyler. Aslında biraz bölümün psikolojik altyapısı fena değildi bu yüzden yani. Bu Glaceon da gelip kızı işte kurtarmak için o çocuklara saldırıyor. Var gücüyle buz fırtınası yapıyor işte kar fırtınası yapıyor neyse.
Sonra anlıyoruz ki bu Glaceon gördüğüne saldırmaya başlıyormuş. Yani gördüğüne saldırmaya başlıyor derken yani kızın sürekli olarak tehlike altında olduğunu düşünerek yanında çevresinde gördü işte o yani çocuklara ne diyelim tehlikeli olduğunu düşündü. Her şeye herkese saldırıyor. Bunun sonucunda da şöyle bir ortam oluşmuş oluyor. Kızı tamamen hatta o görseli daha sonra koydum gelecek. Böyle bir yalnızlığın içine itiyor. Kız sadece Glaceon'un kendi arkadaşı olduğunu, başka kimsenin arkadaşı olmadığını benimsemeye başlıyor. Glaceon da aynı şeyi benimsiyor. Ve aralarında aslında çok güzel bir bağ olması gerekirken biraz garip bir bağ oluşuyor. İşte bu saldırılardan birinde Glaceon kötü oluyor, hastalanıyor ve inceleniyor bu sırada ve burada gerçek ortaya çıkıyor. İşte Glaceon o kadar fazla enerji harcıyor ki buz fırtınaları yaratabilmek için işte vücudunun sıcaklık dengesini sağlayamıyor ve kötüye doğru gidiyor. Böyle giderse de yani orada söylemese de öleceğini söylüyor bizim Sakuragi miydi? Sakuragi evet. Tabii bu da üzücü bir durum. Yani sonuçta tek amacı kızı korumak, kızı korumaya çalışmak Regina'yı ve bunun için neredeyse hayatını feda edecek bu Pokemon. Şu görseli bilerek aldım. Çok güzel bir anlatım arkadaşlar. Yani bunu izlerken bilmiyorum fark edebiliyor musunuz böyle şeyleri ama bazen çizerler, senaristler çok böyle ince nüanslar yapabiliyorlar. Her ne kadar işte genellikle çocuklara hitap eden bir anime serisi de olsa. Mesela burada anlatılan şey çok güzel. Yani bir buz kalıbıyla anlatılıyor ama aslında toplumdan soyutlaşma, işte kendi içine kapanma, o ikisinin hem bir arada bir kapsülün bir buzun içinde olup yani bir arada olup ve aynı zamanda diğer insanlardan da tamamen soyutlanmış olduklarını bence bir saniyeyle müthiş anlatmış bu sahne. O yüzden ben bu sahne çok hoşuma gitti. Bunu size bu şekilde anlatmak, göstermek istedim. Çok güzel bir soyut anlatım olmuş bence yani burada. Ama tabii buz kalıplarını kırıp çıkmak gerekiyordu artık. Bunu sağlayan da Regina oldu. Aslında sağlayan Regina olmadı da bizimkilerin yardımı sayesinde Regina bu buz kalıbından çıkıyor. Ve artık sorunlarıyla yüzleşeceğini, Glaceon'un üzerine daha az yük bindireceğini söylüyor. Ve böylelikle aslında o psikolojik travmayı da yavaş yavaş atlatıyorlar arkadaşlar. Bu arada diğer bölümü de geçmiş olduk. Bu kadar görsel almışım. Evet, 87. bölümden söyleyeceklerimiz bunlar. Bölüm olarak anlatacaklarım bunlar. Aslında burada yani genel olarak toparlarsak arkadaşlar bence çok güzel bir bölümdü. Ben yine hani beklemiyordum bu kadar güzel bir bölümle karşılaşacağımızı. Bence çok iyi bir bölümdü. Dediğim gibi zaten bölümü anlatırken de zaman zaman söyledim. Psikolojik altyapısı çok güzeldi bölümün. Senaryosu güzeldi. Glaceon'u bize aslında iyi bir şekilde anlattı bir taraftan da. Onu da yapmış oldu yani. Bir tek bölümde hoşuma gitmeyen tek bir kısım var. Onu da görsellere almadım. O en sonunda hani Pokemon'lar bir araya gelip bir buzdan şato böyle park gibi bir şey kuruyorlar ya bölümün sonunda. Orası çok saçma geldi ya. Çok abartıymış yani. Hani Pokemon'lar iki bir şeyler yapıyor. Koca park mı çıkıyor ortaya yani. Orası saçmaydı. Bölümün o kısmını keşke yapmasalarmış diye düşünüyorum. Bölümün sonunda Regina'nın gönderdiği bir de mektup var. Hediyeyle mektup var. O da gerçekten güzel bir ayrıntıydı. Evet, bu bölümle ilgili söyleyeceklerim bunlar. 87. bölüm gerçekten güzel bir bölümdü. Hoş bir bölümdü. Benim beklediğimin üstünde çıkan bir bölümdü. O yüzden gerçekten ben başarılı buldum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Gelelim 88. bölüme arkadaşlar. Şimdi 88. bölümde daha farklı bir olay var. Şimdi geleceğim. Kapatmayı unuttum şeyi pardon. Arka planı kapatmayı unutmuşum. Burada ise bu bölümde Go'nun biliyorsunuz Mew, Project Mew ekibine katılması için orada yer alabilmesi için bazı görevleri tamamlaması gerekiyor. Aslında bu seri yani bu anime serisi çok ilginç bir şekilde ilerliyor. Bir eşin dünya şampiyonası serisi ilerliyor. Seri içinde seri. Sonra aynı seri içinde Go'nun Project Mew ve Pokemon yakalama serisi devam ediyor. Hatta Pokemon yakalama serisi ayrı devam ediyor. Project Mew ayrı devam ediyor. Koharu'nun Eevee ile olan macerası ayrı bir devam ediyor. Çok ilginç yani gerçekten.
İşte o görevler, Project Mew görevlerinden birinde de bir Kingdra yakalama görevi çıkıyor ve bu Kingdra da yani aslında çok güzel anlatılmış bence. Kingdra'yı çok iyi anlatan bir bölümdü. Ben Kingdra'yı çok severim. İkinci nesilde hatta çok da kıymeti bilinmeyen, çok da böyle öne çıkamayan bir Pokemon olduğunu düşünüyorum. Hatta haftanın Pokemon'u köşesinde ücretli abonelerimize, katıl abonelerimize buradan bir tüyo vermek istiyorum. Lütfen biriniz Kingdra'yı yazın adaylara. Bence anlatılması gereken bir Pokemon. Zaten bu bölümde de çok güzel anlatılmış. Go biraz tırsıyor tabii Kingdra'nın bu şeyini görünce ama maceraya yine atılıyorlar. Çünkü Kingdra çok da bulunan bir Pokemon değilmiş açıkçası. Onu anlıyoruz. Burada ilginç bir yani denizde tabii arıyorlar falan. Dibe dalıyorlar, çıkıyorlar. Bulamıyorlar Kingdra'yı. Burada Elite Four üyesiyle karşılaşıyorlar. Bu adamın adını unuttum ya. Drake miydi? Drake'di değil mi adamın adı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben Drake diye hatırlıyorum ama doğrusunu biliyorsanız da yazın arkadaşlar. Hoenn Elite Four'larından biriyle karşılaşıyor burada. Ve tabii ki ikisi de birbirini tanıyorlar. Çünkü daha önce Hoenn bölümlerinde bu ikisi karşılaştı. Gerçi adam bizimkinin ismini birazcık hatırlayamadı ama neyse yine de tanıyor sonuç olarak. Ama şöyle de bir durum var. Tanısa da çok da sallamadı açıkçası bunu. Onu da söyleyeyim. Burada Drake'in işte biz asıl amacının ne olduğunu, aslında hayatının bir kısmında hani sadece Elite Four değil de başka ne yaptığını öğreniyoruz. İşte hazine avcılığı yapıyormuş, böyle denizlerde geziyormuş, hazine kovalıyormuş. Aslında hazine bahane, macera yapıyormuş yani adam maceradan maceraya atılıyormuş. Ondan bahsediyor ve Kingdra görevinde bizimkilere yardım edeceğine ne diyor yani yardım edeceğini söylüyor. İşte gemisiyle vesaire teçhizatlarıyla. Sonuç olarak öyle böyle bizimkiler dibe dalarak bir ne diyelim denizaltı buluyor. Antik çağdan kalan bir denizaltı. O da ilginç. Antik çağdan denizaltı ne alaka? Garip. Kingdra'ya benzer bir denizaltı görüyor ve burada işte Kingdra'yı bulacaklarını düşünüyorlar. Hatta Lucario'nun falan yardımıyla da bunu anlıyorlar. Sonrasında burada bir Sidra görüyorlar. Aslında bu Sidra'yı neden evrimleştirip Kingdra'ya o şey item'ı da veriyorlar. Sidra yine de evrimleşmiyor. Bu kısmı çok anlamadım ben. Neden evrimleşmedi orada? Bilmiyorum. Belki başka bir olay vardır kaçırdım. Bu Sidra'nın yardımıyla işte Kingdra'yı buluyorlar ve Kingdra'yı bizim Go ilginç bir şekilde ortaya çıkarıyor. İşte videodan Dragonite'ın sesini açıyor. Böyle dinletiyor. Kingdra ortaya çıkıyor. Çünkü neymiş? Kingdra ile Dragonite bayağı birbirine düşmanmış yani mesela bunu ben bilmiyordum. Kavga ediyorlarmış sürekli. Bizimki tabii ki Dragonite'ın sesini duyunca tak ortaya çıkıyor ve Go burada güzel bence çok da böyle teknik diyebileceğimiz bir şekilde Inteleon'un da yardımıyla Kingdra'yı güzel bir şekilde avlıyor. Hatta şeyi bayağı güzel yapmışlar. Topu fırlatıp hani Pokemon'a ulaştıramayacağı için deniz altında işte yukarı çıkıyor top falan. Diyor bunu ne yapmalıyız ne yapmalıyız. Topu atarken Inteleon'un da o snipe şeyi var ya. Snipe shot mıydı neydi o saldırının adı. Onunla böyle topu fırlatıyor Kingdra'ya doğru. O sahne güzel gerçekten iyi ayrıntı olmuş. Evet bu kadar görsel varmış zaten. Bu şekilde Kingdra'yı yakalıyor. Görevini tamamlıyor arkadaşlar. Ve yoluna devam ediyor. İki tane gümüş şey oldu. Rozeti oldu Mew görevinde. Bu arada diğer elemanların da bir Regirock'la orada mücadele ettiğini en son görüyoruz. Bu mesele nereye gidecek? Gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi yani toparlanması gereken 4 tane konu var animede. Ve şurada yaklaşık olarak 1 yılda süre kaldı. Yani 2022 Kasım'a kadar bence devam edecek anime. Taç çatlasa 40-50 bölüm kaldı. Birincisi Ash'in dünya şampiyonası muhabbetini nasıl sonuçlandıracaklar? Yani Ash dünya şampiyonu olacak mı? Olamazsa nereye kadar çıkacak? Bunları göreceğiz. İkincisi Project Mew olayı nereye bağlanacak? Mew'u gerçekten bulacaklar mı? Yakalayacaklar mı? Ya da inceleyecekler mi? Ne olacak? Ne bitecek? Onu bilmiyoruz. Tabii Go burada nerede yer alacak? Onu da bilmiyoruz. Benim hala tahminim şu şekilde. Bir noktadan sonra Go bu ekibe katılıp bence animeden bir süre kaybolacak. Gidecek gibi geliyor bana. Ash tek karaktere dönecek ve o ara Ash'in mücadelesi geçecek gibi geliyor bana. Ama dur bakalım tutturursam da burada yazarsınız yani altına yorumu. Koharın Eevee muhabbeti nerede sonuçlanacak? Şimdi bütün Eevee evrimlerini neredeyse dolaştı. Hepsini dolaştım tam hatırlamıyorum ama
Lifion falan kaldı herhalde. Dolaştıktan sonra bakalım nereye bağlayacaklar o olayı. Yeni bir EV evrim mi? Hiç mi evrim geçirmeyecek? Gigantamax mi olacak falan fişman, hepsini göreceğiz yakın zamanda. Dördüncü konu ne? Go'nun bütün Pokemon'ları yakalama olayı. Bunu nereye bağlayacaklar emin değilim açıkçası. Hepsini yakalamaz zaten, imkansız da. Belki Project Miva girdikten sonra bu olayı kapatırlar. Onu da bilmiyorum. Evet, lafı çok uzattım. 15 dakikayı da geçmiş video. Söyleyeceklerim bunlardı bu bölümle alakalı arkadaşlar. Siz de tabii ki yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bence iki güzel bölüm arka arkaya izlemiş olduk. Yani boş bölümde diyemeyiz ikisine de. Gayet güzel bölümlerdi ama bundan sonra iki tane güzel Diamond Pearl özel bölümü girecek. Ondan sonraki bir bölüm ise çok sürpriz arkadaşlar. Çok güzel bir bölüm bizi bekliyor. Yani spoiler uyarısını yapayım. Küçük bir ipucu veriyorum. Ash'in Gengar ile alakalı bir bölüm gelecek. Hadi bakalım neler olacak. Kanalımıza destek vermeyi de unutmayın tabii ki.